Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce bu üniteyle alakalı sizlere müzikli kelime videosu yayınlamıştım. Umarım onu dikkatli bir şekilde izlemiş ve kelimeleri not alarak çalışmışsınızdır. Bugün ise konu anlatımıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet, balonların içindeki iki soruyla dersimize başlıyoruz. What are your hobbies? What's your favorite activity? Hobbies. Hobileriniz nelerdir? Yani boş zamanlarınızda yaptığınız aktiviteleri, faaliyetleri soruyorum. Veya what's your favorite activity? En sevdiğiniz aktivite nedir? Bu soruların cevaplarını mutlaka bir yere not alın ve aklınızın bir köşesine yazın. Evet, aktivitelerden ve hobilerden bahsederken bir şeyleri yapabilmek veya yapamamaktan da bahsedeceğiz. İşte bu kelime İngilizce'de can. Can bir şeyi yapabilmek. Burada soru geliyor. Can you sing songs? Şarkı söyleyebilir misin? Şarkılar söyleyebilir misin? No, I can't. Bu kız diyor ki, hayır yapamam. Sesim kötü. O yüzden şarkı söyleyemiyorum. Can you play a musical instrument? Müzik aleti çalabilir misin? Bunu yapabilir misin? Yes, I can. Gördüğünüz gibi evet, he can play guitar. Dikkat ettiniz mi? Soru neyle başladıysa cevabı onunla bitirdik. Bu bütün cümle kurulumlarında geçerli bir kural. Bu yüzden bu kuralı aklınızın bir köşesinde tutun. Can'le başladı, can'le bitti. Ama olumsuzsa ona not yapıştırdığımız için can't haline geldi. Evet, buraya örnekleri yine koydum sizler için, minicik olarak yerleştirdim. Şimdi sıra sizde. Bu yanda gördüğünüz hobi veya aktivitelerle ilgili bu tarz çalışmalar yapmanızı istiyorum. Önce karşınızdaki kişiye onu yapabilir misin diye sorun. Tıpkı Sing Songs'un sorusunda olduğu gibi. Play a musical instrument'ın sorusu da hazır. Siz dance'ten itibaren aşağıya doğru soru cevap şeklinde çalışabilirsiniz. Bunları önce defterlerinize not alın, sonra kontrol edin bakalım doğru yapmış mısınız? Tabii videoyu durdurmayı da unutmayın. İşte birkaç tane örnek. Dance ile alakalı. Can you dance? Dans edebilir misin? Evet, edebilirim diyenler yes I can diyor. Hayır yapamam çok yeteneksizim diyenler no I can't diyor. Can you play yo-yo? İşte bu gördüğünüz oyuncak yo-yo. Yine yes I can, no I can't. Can you rollerblade? Bu sefer bu resim için bir soru yazdım. Yes I can, no I can't. Hepsini yazmadım ama soru tipini sanıyorum artık anladınız ve nasıl cevap vereceğinizi de biliyorsunuz. Evet, I can play guitar, but I can't rollerblade. Hem yapabildiğimiz hem de yapamadığımız şeyleri arka arkaya nasıl söylüyoruz? But bağlacını kullanıyoruz, ama diyoruz. Yapabildiğimi söylüyorum, gitar çalabiliyorum diyor bu çocuk. Ama rollerblade, paten kayamıyorum diyor, onu yapamıyorum. Bakın bu çocuk da I can ride a bike, bisiklete binebiliyorum gördüğünüz gibi, but ama I can't keep upi, top sektirmek, böyle dizde top sektirmek, keep upi, bunu yapamıyorum diyor. Şimdi bunu biraz daha detaylandıralım. Can yapabilmekti. I can play dart. Bu çocuk diyor ki, dart oynayabilirim. Ve dart oynamayı da severim. Like. I like playing dart. Hatta çok başarılıyım. Ne zaman dart turnuvaları olsa katılıp hep birinci oluyorum. I am good at playing dart. To be good at bir şeyde iyi olmak demek. Dikkat ettiniz mi? To be dedim. Çünkü emizarın kökü to be'dir ve olmak anlamına gelir. Bununla ilgili buraya sizler için bir video ekleyeceğim. Dersin bitiminde ilgilenen arkadaşlar o videoyu da mutlaka izlesinler. Evet, to be good at, am good at, he, she, it'lerde is good at. They, you, we'lerde
are good at olarak kullanılıyor. Bir de şunu dikkat etmenizi istiyorum. Kırmızıyla gösterdim bakın. To be good at ve like'dan sonra gelen fiil ing takısı alıyor. I like playing dart. I like playing yo-yo mesela. I like collecting stamps gibi. Veya I'm good at rollerblading. Paten kaymada iyiyim. I am good at playing guitar. Gitar çalmada iyiyim. Bir de negatif yönden bakalım. Yapamadıklarımız, hoşlanmadıklarımız ya da iyi olmadığımız şeyler. I can't skip rope. Gördüğünüz gibi ayağına dolaşmış, yapamıyor. İp atlayamıyorum diyor. Ben ip atlayamam diyor. Bir türlü beceremiyorum. Can't, yapamıyorum. I don't like skipping rope. Rope. Aslında sevmem diyor. Ben ip atlamayı da sevmem diyor. İşte mecburuz. Derste yaptırıyor hoca. I dislike skipping rope. Dislike ile don't like aynı anlama geliyor. Sadece burada bir olumsuz bir yapı kullanılmış. Burada ise olumlu bir cümle ama anlamı olumsuz. Sevmem anlamına geliyor. I dislike skipping rope. Nefret ederim. Hayatta bana kimse ip atlattıramaz diyorsanız I hate skipping rope demeniz gerekiyor. Kötüyüm diyorsanız, işte ben bu hale geliyorum, ip dolanıp kalıyor her tarafıma diyorsanız, I am bad at skipping rope diyor. Burada to be good at demiştim, bir şeyde iyi olmak, to be bad at de bir şeyde kötü olmak. Yine am is are bad at olarak özneye göre değişiklik gösteriyor. Tekrar hatırlatalım. Like'tan ve to be good at'ten sonra fiil ing takısı alır demiştik. İşte burada da yine like'tan sonra ing takısını görüyoruz. Dislike ve hate'ten sonra da aynı şekilde fiile ing takısını eklemeyi unutmayın. Tabii ki to be bad at'ten sonra da ing takısını eklemeyi unutmayın. Haydi sizler için tekrar ediyorum, not alma zamanı. Like, to be good at, dislike, hate ve to be bad at. Bunlardan sonra gelen fiillere, eylemlere, hareket belirten kelimelere ing takısını eklemeyi unutmuyoruz. Umarım not almışsınızdır. Evet, şimdi hocam aynı şey diyeceksiniz ama hayır aynı şey değil ama çıktı ağzımdan. Evet, orada I öznesini kullanmıştık. Burada ise tekil öznelerle nasıl yaptığımızı göstereceğim he ve she ile. Can'de bir değişiklik yok. Aynı şekilde kullanılıyor. Bütün öznelerde can aynen kullanılıyor. I can dedik, he can dedik. Veya I can't dedik, she can't dedik. Burada bir sıkıntı yok. Ama like, dislike ve hate'e dikkat edin. Hemen arkasından bir s takısı ekledim bu fiillere. Neden? Bunu daha önceden belki biliyorsunuz. Simple present tense geniş zamanda kurulmuş cümleler bunlar. Ve geniş zamanda he, she, it tekil öznelerde sonra gelen fiile s takısı geliyor. Buna bir does'ın s'si diyorum ben. Çünkü does yardımcı fiilinden geliyor. Bu arada burada gördüğünüz gibi cümlede does varsa bakın s yok. Fiile s eklemedim. Ama does göremiyorum burada olumlu cümlede. O zaman fiile he öznesi olduğu için s takısını eklemeyi unutmuyorum. Tabii ki bu ing ekleme kuralı yine aynı. Özne ne olursa olsun o biraz önce size not ettirdiklerimden sonra gelen fiile ing takısı geliyor. Bakın burada da yine biraz önce anlatmıştım. I am good at demiştik. Özne he olduğu için to be'nin is şeklini kullandık. He is good at oldu. Yine burada she is bad at oldu. Bunları da dikkatli bir şekilde not alarak çalışmanızı öneriyorum. Hatta bunun üzerinde önce I'la daha sonra da aynı cümleyi he ve she ile tekrar yazarak çalışmalar yapabilirsiniz. Evet, şimdi complete the dialogues with suitable questions diyor. Buralara soru yazmanızı istiyorum ki bu diyalog tamamlansın. Mesela birinci soru verilmiş. Where are you from? Bunu artık birinci üniteden biliyorsunuz. Hangi ülkedensin? I'm from Poland. Polonya'dan geliyor.
Cevap yes I do. Chess is my favorite olduğuna göre Akira'nın cevabı. Soru ne olmalı? Mesela satranç biliyorsunuz chess. Satranç oynar mısın sorusu olmalı. Bir kere yes no'lu cevapların soruları da yardımcı fiille başlar. Yani simple present tense'te geniş zamanda yardımcı fiil olan bir soru yazmalısınız. Nereden bileceğim hocam? I'la cevap verdiğine göre sen diye soru sormalısın. Bu çok kolay. Ve do ile bitmiş cevap. Bakın, do you play chess? Satranç oynar mısın sorusu buraya tam oturuyor. Şimdi can't'la cevap verilmiş. Demek ki can'li bir soru, yapabilmekle alakalı bir soru soracağım. Yanına istediğiniz aktiviteyi yazabilirsiniz. Ben burada do sculpting yani heykel yapma kullanmışım. Önemli olan şu kısım, can you ile sorunuzu soracaksınız. Çünkü kendi bir cevap var. Yes, I love it. Evet, çok severim diyor. Yine sever misin bir şey, bir aktivite tercih edeceksiniz ve onu soracaksınız. Bakın geniş zamanda do you love, sever misin sorusu buraya tam oturuyor. Love'dan sonra da yine fiile ink takısı. Bunu da listeye ekleyelim. Evet, bir diyalog karşımıza çıktı. Bu diyaloğu da sizlerle birlikte inceleyelim. Let's görüyoruz burada. Let's play a game. Let's haydi demek. Hadi oyun oynayalım. Arkadaşlarınızı gördünüz, yanına gittiniz. Bunu söyleyebilirsiniz mesela teneffüste ya da bahçede bulunduğunuzda. Yeah dedi Mike. Evet helal yapalım hadi oynayalım. Great dedi Cindy. Harika. What can we play? Ne oynayabiliriz? Peki ne oynayabiliriz? Biz neyi yapabiliriz acaba? Jane diyor ki I can play hopscotch. Ben seksek oynayabilirim diyor. Hopscotch seksekti. Can you play hopscotch? Sen oynayabilir misin? Evet diyor Cindy. Mike da evet ben de yapabilirim diyor. Ama diyor bakın yapmak istemiyor demek ki bir açıklama geldi. I don't like playing hopscotch. Bakın ama seksek oynamayı sevmem. Evet oynayabiliyorum ama sevmem. Do you like dodgeball? Yakar top, yakan top. Hani böyle ortada biri oluyor, iki kişi top atıp onu vurmaya çalışıyor, can alıyor falan o oyun. Sever misin diyor. Jane diyor ki yes. Cindy diyor ki yes. Evet, ortak bir oyun buldular. It's my favorite game diyor. Hatta bakın balonun içindeki soruyu hatırladınız mı? What's your favorite game? İşte Cindy'nin bu soruya verdiği cevap my favorite game is dodgeball olabilir. En sevdiğim oyun. Let's. Hadi oynayalım o zaman. Ben o zaman. Öyleyse hadi yakar top oynayalım. Evet, sevdiğimiz likes ve dislikes sevmediğimiz şeylerden bahsederken nasıl cümleler kuruyoruz? Tony diyor ki, Do you play computer games? Geniş zamanda simple present tense'te bakın do yardımcı fiiliyle sorulmuş bir soru. Bilgisayar oyunları oynar mısın? Geniş zaman. Ortaya soruyor. Mark diyor ki, No, I don't. Hayır, oynamam. I go fishing. Şu gördünüz. Ben balık tutmaya giderim. Do you like fishing? Sen balık tutmayı sever misin? No. Tony sevmiyor. I hate fishing. Bakın dislike, hoşlanmadığı bir şey cevap verdi. Nefret ederim balık tutmaktan. I like playing basketball. What are your hobbies? Senin hobilerin neler diyor. Mark da diyor ki playing chess, satranç oynamak, and tenis, tenis oynamak. İşte o balonun içindeki sorulara şimdiden nasıl cevap verebileceğinizi öğrenmeye başladınız bile. Evet, şimdi burada bu çocukların yaptığı şeyleri okuyacağız ve bunların ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Bu ünitenin içerisinde hobileri ve aktiviteleri detaylı bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Özellikle kelime olarak çalışmayı unutmayın. We run fast and touch our friend. Bakın hızlıca koşuyoruz ve arkadaşımıza dokunuyoruz. Tag, yakalamaç oynamak diyoruz biz buna, değil mi? Evet.
Şimdi bakalım. I need a piece of paper. I fold it and shape it. Evet. Fold, katlamak. Shape, şekillendirmek. Ve I need a piece of paper. Bir parça kağıda ihtiyacım var. Bu da origami, yani kağıt katlama sanatı. We draw some squares on the ground and we jump. Evet, böyle square, kare ya da dikdörtgenler çiziyoruz ve yere çiziyoruz ve zıplıyoruz. Bu oyunun adı neydi? Hopscotch, seksek oynadığımızda bunu yapıyoruz, değil mi? I count from 1 to 20 and try to find my friends. Birden 20'ye kadar sayıyorum ve arkadaşlarımı bulmaya çalışıyorum. Bu da hide and seek, saklambaç. We need a racket and a ball to play it. Oynamak için bir rakete ve bir topa ihtiyacım varsa o zaman o da masa tenisidir. Şimdi yine bir parçayı okuyup içindeki oyunları görsellerle eşleştirmeye çalışacağız. Bu çalışmalar çok önemli arkadaşlar. Çünkü hem gördüğünüzü tanımanız hem de oyunun ne olduğunun İngilizce karşılığını bilmenizi sağlıyor. Şimdi dikkatli bir şekilde okuyalım. Lucy lives in Madrid and she likes playing hopscotch. Evet, Lucy Madrid'de yaşıyor ve hopscotch. Neydi hopscotch? Artık öğrendik, seksek. Seksek oynamayı seviyor. Hemen bu durumda şurada bir seksek resmi görüyorum. Ona gülen yüzümü yerleştirebilirim. She also enjoys playing tic-tac-toe. Aynı zamanda da ayrıca diyor also, enjoy sevmek, hoşlanmak. İşte tic-tac-toe denilen şu XOX oyununu da seviyor, hoşlanıyor. Ona da bir gülen yüz attık. But ama she doesn't enjoy playing tennis. Ama tenis oynamaktan hoşlanmıyor. Ha, buna da bir tane somurtan surat getireyim isterseniz size. Evet, somurtan suratımız da geldi. Tenis oynamaktan hoşlanmıyor. Zaten satranç oynamaktan hiç bahsetmediği için buna herhangi bir sembol koymamıza gerek yok. Şimdi artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Haydi bakalım. Mary is from Canada. She has a brother, Peter. Peter and Mary like playing soccer and going fish. Şimdi, Mary Kanada'dan geliyor, Kanadalı. Bir erkek kardeşi var, adı Peter. Peter ve Mary ne seviyor? Playing soccer and going fish. Burada going fish'i görüyoruz. Onu bir kere işaretledik. But they don't like playing checkers. Playing checkers, dama oynamaktan hoşlanmıyorlar. In winter, they go ice skating. Kışın buz pateni kaymaya gidiyorlar. Evet, burada basketbol oynamaktan bahsedilmiyor. Basketbol yerine soccer, yani futbolu seviyorlar. Onun resmi de burada yok zaten. Evet. Şimdi birkaç önemli bilgi daha vereceğim size. Defter, kalemler hazır olsun. My dad and my brother love playing chess. Babam ve annem satranç oynamaya bayılır diyor. Love, çok seviyorlar. Böyle ne zaman görsem satranç oynarlar. They play it every evening. İşte söylemiştim. Her akşam oynuyorlar. Ama, but, I hate it. Ama ben nefret ediyorum. Onlar çok seviyor. Ben nefret ediyorum. Tövbe, hiç bir gün oturup satranç oynamak istemiyorum. What about you? İşte bunu not almanızı istiyorum. Bir şey hakkında görüşünüzü belirttikten sonra karşı taraftaki kişiye o konuyla ilgili peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Sizde durum nedir? Demek için what about you kullanılıyor. Bu bir kalıp. Bunu aklınızın bir köşesine yerleştirin. Devam edelim. My hobby is taking photos. I love taking photos of animals and flowers. What's your hobby? Benim hobim, hani dersin başındaki balonlardan birini hatırlıyor musunuz? What's your hobby veya what are your hobbies demiştik.
İşte benim hobim fotoğraf çekmek deniyor. Eğer hobiniz bir tane ise is kullanarak hobinizi söylüyorsunuz. Ama birden fazla hobi varsa o zaman bu hobi hobbies haline geliyor. Y düşüp ES şeklinde. Ve my hobbies are taking photos and playing chess mesela diyebilirsiniz. Şimdi bu kişi fotoğraf çekiyor ama hayvanları ve çiçeklerin fotoğraflarını çekmeyi seviyor. What's your hobby? Peki senin hobin ne? Şimdi buna cevap vermeye çalışın. Peki. I can rollerblade, paten kayabiliyorum, tenis oynayabiliyorum ve basketbol oynayabiliyorum. Bunları yapabiliyorum diyor. My favorite one is basketball. Bunların üçünü de yapabiliyorum ama favorim, en sevdiğim bunların içinde basketbol diyor. Which sports can you do? Hangi sporları sen yapabilirsin? Mesela size ben kendimle ilgili söyleyeyim. I can play voleybol. I can run diyebilirim mesela. Bu sporları yapabilirim. Şimdi sizler cevap verin bakalım. Siz hangi sporları yapabiliyorsunuz? Bir soru daha öğreteceğim. Can you draw pictures or do origami? Burada iki alternatifli yapabilir misin, becerebilir misin onları sorusu geliyor. Can you? Resim çizebilir misin veya origami yapabilir misin? Kağıt katlama sanatıydı. I can and I love them. Ben yapabilirim. Her ikisini de yapabiliyorum ve çok seviyorum. Şimdi bu soruyu size sorduğumu düşünün ve siz kendinize göre cevap vermeye çalışın. Evet, dersimizin sonuna geldik. Tekrarlıyorum. Kelime videosunu mutlaka not alarak çalışın. Çünkü ünitenin içerisindeki tüm kelimeleri Türkçeleriyle orada size verdim. Daha sonra bu konu anlatımı videosunu da dikkatli bir şekilde izlediniz. Umarım not almışsınızdır ve not aldığınız şeyleri mutlaka tekrar edin. Bu dersten sonra sizlere activities videosu yayınlayacağım. Yani öğrendiklerinizi pekiştirmenizi sağlayacak etkinliklerin olduğu bir video gelecek. Orada top sizde olacak. Tüm etkinlikleri tek başınıza yapabiliyorsanız 3. ünite tamamdır arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyorsunuz? Bu güzel dersleri kaçırmamak için mutlaka kanala abone olmanız gerekiyor ve bildirimleri açmanız gerekiyor ki yeni videolardan YouTube size hemen haber versin ve onları kaçırmayın. Evet, hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Yani etkinlikleri vereceğim derste. See you later. Bye.